Ayrıldık sanki onca zaman bunu beklemiş gibi benim hiç haz etmeyeceğim, hiç hoşlanmayacağım hareketlerde bulunuyor diyorsan, senden sonrasında hiç hoşuna gitmeyen insanlarla görüşmeye devam ediyorsa, saçma sapan insanları takip etmeye başlamışsa ve senin gıcıklanacağını bile bile bunları yapıyorsa, aslında kafasından neler geçiyor, ilişkiniz ne durumda, neler olacak, detaylardan ben bahsedeceğim arkadaşlar bu videoda. Ayrıldıktan sonra hiç hoşlanmayacağın hareketler yapan insanın psikolojisi birazcık daha ineceğiz bu videoyla ve senin psikolojine de aynı şekilde. Bence Elin Akçılı yıllardır sizlere ilişki ve yaşam koşulu yapmaktayım. Kendi olan firmam aşağıda açıklamada yazıyor. Siz de oradan randevu oluşturabilir ve benden özel ilişki koşulu alabilirsiniz diyerekten hemen videoya geçiş yapmak istiyorum. Şimdi sen onu ne kadar savunsan da, ne kadar onu korumaya çalışsan da, ne kadar onun hayatında bir şeyleri düzeltmeye çalışsan da, o bütün bu durumları, senin bu tüm sözlerini kendisine kısıtlayıcı öğe olarak görecektir. Yani sen onun hayatını kısıtlıyorsun, sen onun özgürlüklerini kısıtlıyorsun ve sen ona aslında iyi gelmiyorsun, sen onu dinlemiyorsun ve saygı duymuyorsun olarak düşünecektir ve buna göre de davranacaktır. İlişkiniz esnasında da zaten bunları uyarayacaktır, söyleyecektir sana. Fakat senin bir kulağından girip öbüründen çıkarsa zaten yine kafasında, aklının ucunda bir yerlerde bu mevzular onun dönecektir ve sen de anlayamayacaksın. Yani hani ayrıldık, ayrılık acısını yaşaması gerekiyor. Sanki hiçbir acı yaşamıyormuş gibi sosyalleşiyor, gayet rahat takılıyor, bunu nasıl yapabiliyor gibi gibi düşünebiliyorsun. Aslında burada sende hata var. Şimdi böyle deyince nasıl olacak? Dur, detayına ineceğim. Şimdi bazen sevdiğimiz insanı kafamıza, kendimize göre bir kalıba koyuyoruz. Diyoruz ki bu aslında böyledir. Bu aslında iyi niyetinden, saflığından öyle davranıyordur. Aslında o öyle düşünmemiştir. Aslında işte şöyle şöyle bir insan. Yani sen kafanda onunla alakalı yargılarda bulunuyorsun. Normalde o, ne bileyim, erkek kız karışık bir ortamda gezmeyi normal bulan bir insan ve senden önceki hayatında da bunu defalarca kez yapmış, bunu normalleştirmiş. Seninle ilişkisi olduğunda da senin buna dair karışmandan hiç haz etmemiş. Ama yine de senin dediğin için yapmaya çalışmış bir karakterdi. Ama en başında zaten o, yani senin hoşuna gitmeyen tavırları ve hareketleri zaten sergiliyordu. Ve sen onu değiştirmeye çalıştın. Değiştirdin, değiştirdin, değiştirdin. Ve bir süre sonrasında o bu değişimlerden yoruldu. Çünkü neden? Çünkü sen kafanın içinde onunla alakalı güzel yargılara sahipsin. Diyorsun ki aslında benim hayatıma uygun. Aslında onlarla görüşmeyeceğini çok iyi bilir. Aslında onlara inanmaması gerektiğini çok iyi bilir. Aslında iyi niyetinden oluyor gibi gibi kendini sürekli olarak kandırıyorsun, tamam mı? Sonrasında onun hayatına bazı kısıtlamalar koyuyorsun. Mesela görüştüğü insanlar konusunda, giydiği kıyafetler konusunda, yapmak istediği şeyler konusunda, yani onun hayatına sürekli bir kısıtlayıcı bir şeyler koyuyorsun. Bunu farkında olmadan yapıyorsun. Bazen de farkında olarak. Bu senin normalin olabilir. Diyebilirsin ki kendine, ben onunla ciddi bir ilişki yaşıyorum. Tabii ki de bunları yapacak. Tabii ki bu sorumlulukları gerçekleştirecek diyebilirsin. Fakat sordun mu ona? Yani hani o bunları istiyor mu gerçekten? Yani ya da sen istediğin için, sen ilişkiyi böyle doğru bulduğun için mi yapıyor? Daha çok bu tarz ilişkilerde kadın mesela daha çok bu duruma maruz kalabiliyor ama erkek de kalabiliyor aynı şekilde. Erkeklerin de tabii bu tarz durumlar yaşama durumu var ama daha az oranda oluyor. Daha çok kadınlar yaşıyor, erkekler tarafından böyle bir duruma maruz kalabiliyorlar. Kadının normali olan şeyleri sen değiştiriyorsun. Yani o istiyor ki sevgilisi varken mesela öyle erkek arkadaşlarıyla da oturabilsin. Mesela bir yerlere de gidebilsin. Aynı zamanda erkek arkadaşı bu konuda ona biraz tolerans sağlasın mesela istiyor, tamam mı? Ama sen de o karakterde değilsin. Yani aslında sen onun dünyasına uymuyorsun ve o sana uymaya çalışıyor. Sen ona uymaya çalışmıyorsun. Senin kuralların oluyor, senin dediklerin oluyor ve ilişkiniz bir süre müddet devam ediyor. Bu devam ederken o kısıtlandığı noktalardan sana söylüyor. Ya hani çok bunaldım, çok sıkıldım, şöyle şöyle arkadaşlarımla görsem falan. Sen de tamam diyorsun belki, hani tanıdığım kişilerle olur ya da ben varsam olur, ben gelirsem olur falan diyorsun. Bir şekilde bir koşul koyuyorsun. Yani aslında ona tam olarak bir özgürlük alanı sağlamıyorsun. Ve o da bu durumdan da bunalıyor. Ya da mesela izin veriyorsun, sürekli arıyorsun, sürekli mesaj atıyorsun ya da sürekli haberdar etmesini bekliyorsun. Bunun yanında bunu yapmasam bile sonraki görüşmelerinde de arkadaşlarına şunu söylüyor: beni çok darlıyor, beni çok bunaltıyor, her görüştüğüm insana karışıyor. Yani sizle oturabiliyorum sadece, başka kimseyle oturamıyorum. Çünkü işte diğerlerinden rahatsız oluyor gibi gibi konuşmalar yapıyor. Yani senin arkandan konuşmalar başlıyor. Sen de düşünüyorsun ki ilişkin güzel gidiyor. Bu arada sen erkek de olabilirsin, kadın da olabilirsin. Yani erkekler de bunu yapıyor. Yani çok hani darlıyor beni, çok kıskanıyor, işte görüşmemi istemiyor, sizle görüşebiliyorum sadece falan filan gibi anlatıyor. Yani arkandan konuşmaların başlaması aslında ilk aşamamız. Sonrasında ise sen yine devam ediyorsun. Senin için her şey normal olması gerektiği gibi. Sen
Çünkü ilişkiyi zaten yöneten kişisin ve sen bir şey diyorsun ve oluyor. Sen bir şey istemiyorsan olmuyor. Bu şekilde sen yönetiyorsun. Aslında o bu yönetilmeye karşı çıkmaya çalışıyor ara ara. Sana karşı söylüyor. Bak bunu aldım, bak sıkıldım. Bak şöyle şöyle yapalım, bunu yapalım. Seni uyarıyor aslında. Defalarca sinyali veriyor sana. Fakat sen bazen bu sinyalleri görmüyorsun. Bazen diyorsun ki canım mı sıkıldı? Ben bunu bir uzaklaştırayım, bir uzaklara gidelim falan gibi sözler söyleyerek onu uzaklaştırabiliyorsun. Birlikte tatil yapıyorsun. Fakat bu ona yeterli gelmeyecektir. Yani bunu yapmış olman ona özgürlük alanı tanıdığını göstermiyor. O böyle algılamıyor. Sen öyle algılıyorsun. Sen bir şey yaptım diye algılıyorsun. Bir jest yaptım, bir sürpriz yaptım. İşte arkadaşlarıyla oturuyorlardı, işte hesaplarını ödedim falan. Bunlar yani yapmana gerek yok bu kadar şeyi. Ona özgürlük alanı tanıman lazım. Bunu yapmıyorsun aslında hala bunları yaparken. Peki nedir özgürlük alanı? Karşındaki insanın isteklerine, normal hayatına saygı duyarak ona daha çok böyle ufak tefek uyarılarla, yani bak hani ben kıskanıyorum, ediyorum diyerek, çok darlayarak değil, çok bunaltarak değil ya da ya onlarla görüşme falan diye böyle kızarak, kavga ederek değil. Yani onu olduğu gibi biraz kabul etmen lazım. Normal şartlarda kendisi bunu sana söylemesi lazım. Ben onlarla görüşmeyeceğim artık demesi lazım. Sen eğer ki işte şunlarla şunlarla görüşme dersen o zaman onun özgürlük alanını kısıtlamış oluyorsun. Sen şunu şunu giyme, yapma, etme dersen sen onun özgürlük alanını kısıtlamış oluyorsun. Her defasında o çember daralıyor ve senin isteklerin bitmiyor. Bunu senin normalin olarak görebiliriz. Bak bu senin normalindir. Sen böyle bir ilişkiyi seviyorsundur ama karşındaki insan böyle olmayabiliyor. Gitgide onun çemberini daraltıyorsun ve o artık bunun içinde kafesteki kuş gibi hissediyor. Çünkü neden? Kendi sevdiği bütün her şeyden uzaklaştı. Sen ne dersen yaptı, sen ne istersen oldun. Artık böyle hani kabuğunu kırmak istiyor ve seninle büyük kavgalar başlıyor. Küçük küçük kavgalar çember daralırken oluyor zaten. Ve özgürlük alanının fazla fazla kısıldığını hissettikçe kapanı kısılıyor ve seni eskisi kadar sevemiyor. Ve senden nefret etmeye başlıyor ilişkiniz devam ederken. Çünkü kapana kısıldı ve benim ben olduğum için sevmiyor. Benim kararlarıma saygı duymuyor. Benim sürekli bir şey yapmama dair, işte bir yere gitmeme dair bir şeylerle alakalı sürekli beni darlıyor. Ve hep onun istediği oluyor. Bu tarz özgürlük kısıtlayıcı durumlar dolayısıyla sana aşıksa da artık aşık olmayı bırakıyor. Artık sıkılmaya başlıyor, bunalmaya başlıyor. Yani hani böyle önceden tahammülü varken seni dinlerken artık sana karşı tahammülsüzleşiyor. Dinlemek istemiyor, anlamak istemiyor. Yüz yüze gelmek istiyorsun, görüşmek istemiyor. Görmek istemiyorum şu an. İşte yok öyle böyle bahaneler söylüyor sana. Ondan sonra seni erteliyor. Çünkü sana karşı öfke gitgide artıyor. Sen de diyorsun ki ben bir şey yapmadım ki. Yani hani neye öfkelenecek ki bu kadar? Sen onun özgürlük alanını kısıtladın. Sen onu olduğun gibi sevmedin. O da bunun farkında. Özellikle kadınlar bunun fazla fazla farkında. Erkekler de bu durumu yaşıyor. Kadın aşırı derecede özgürlük alanı kısıtlıyor. Erkeğin bunaltıyor, böyle boğuyor. Ve erkek bunalıyor, diyor ki yani ben özgürlüğümü özledim ya. Ben arkadaşlarımı rahat rahat oturmayı özledim. Sürekli telefonda görüntülü arıyor. Sürekli işte bir şeyleri ispatlamak zorundaymışım gibi. Sürekli böyle bir üstüme geliyor, darlıyor. O ne dese oluyor, o ne dese oluyor. Yeter artık falan gibi oluyorlar. Yani bu çember daraldıkça sana karşı öfke çok yükselmiş derecede oluyor. İyice kapana kısılmış gibi hissederse zaten ayrılıkla alakalı benzer konuşmalar sana söyleyebiliyor. İlişkinizi yaşarken senin için her şey yolunda gitmiş olabilir ama onun için yolunda gitmiş olmayacaktır. Çünkü sen ilişkinizde güzel güzel şuraları gezdik, buraları gezdik, öyle eğlendik, böyle eğlendik de sen de o yeterince senin kadar eğlenmiş olmayacaktır. O yüzden yarın bir gün ayrıldığında da o günleri çok aşırı derecede özlemeyecektir. Özleyecek olan sen olacaksın. Çünkü bu ilişkiyi yöneten sendin. Senin eline ipleri verdi ve senin kontrolünde ilerledi. Kendi özgürlüğünü yaşayamadı ilişkinin içinde. Sen kendi özgürlüğünü yaşadın. O yüzden sen hem onunla güzel vakit geçirdin hem kendi özgürlüğünü yaşadın. Ben de onun için fedakarlık yaptım. Ben de her şeyi yaptım. Görmüyor mu etmiyor mu? O şunu istiyordu. Onu yapmadım falan filan. Onu istediği yaptım. Ettim. Gittim. Geldim falan diyorsunuz ama ne yazık ki senin isteklerinle onun istekleri birbirine dengelemiyor. Yani o bir tane bir şey istiyorsa sen 10 tane şey istiyorsun. Onun gözünde öyle ki bence de öyle. Çünkü farkında olmuyorsunuz. Yani ben mesela danışmanlıkta da söylüyorum. Farkında değilsin ama çok şey istemişsin. Çok şey beklemişsin. Yani hani neden onu olduğu gibi sevmedin ki? Yani neden onun seçimlerine saygı duymadın? Neden onun alanına bu kadar saygı duymadın? O zaman sen onu çok da sevmemişsin. Sen onu kendi kontrolünde şöyle şöyle olsun, böyle böyle olsun diye şekillendirmeye çalışmışsın. Ama bu şekillendirme çalışması bir süre sonrasında duracaktır, patlayacaktır. Patlama noktasını yaşayacaksınız. Çünkü o kişi değil. Senin kafanda o ürettiğin kişi değil o. O zaten hani diyorsun ya
ayrıldıktan sonra ben hiç hoşlanmayacağım şeyleri yapıyor, hiç hoşuma gitmeyen yerlere gidiyor, oturuyor, kalkıyor, geziyor, eğleniyor falan. Çünkü o oydu zaten. O en başından beri oydu. Senin kafanda hayal ettiğin kişi değildi ki. Sen onu hayaliyle gerçeğini birleştirmeye çalıştın. Senin kafanda doğru olan mesela Nilda vardı. Sen gerçek Nilda ile hayalindeki Nilda'yı birleştirdin. Bir süre ilişki yaşadın ama o zaten oydu. O zaten senin kafandaki gibi değildi hiçbir zaman. Sen yapmaya çalıştın, sen başarmaya çalıştın bunu. Ama bir insanı o kadar o denli değiştiremezsin. Ve artık bu ilişki bittiğinde onun hissedeceği şey şu olacaktır. Ah, kurtuldum. Kurtuldum, çok iyiyim ya. İnşallah başkasına aşık olur. İnşallah başkasını sever, bir daha da bana bunları yaşatmaz. Yani bir an önce çıksın gitsin hayatımdan. Gerçekten bıktım, yoruldum. Karşıma da çıkmasını istemiyorum. O derecede görmek istemiyorum, duymak istemiyorum gibi çok büyük bir öfkeyle karşılaşırsın. Dersin ki ben bu kadar öfke dolu bir şey yapmadım. Ama yaptın aslında. Bilinçaltına yaptın. Onun bilinçaltına yaptın. O aslında olduğu gibi olmak istedi seninle ilişki yaşarken. Ama sen onu o haliyle kabul etmedin. Değiştirdin. Sonra yine devam ettin. Yine değiştirdin. O kendi alanına daha çok açılmak istedi. İlişkiniz varken hem seni seviyordu hem fedakarlıklar yapabilecek haldeydi. Fakat saygı duymanı istedi. Gideceği yerler, yapacağı işler, o bu şu, yanında olmanı istedi sadece ve sen bunu yapamadın. Sen yine bildiğin yoldan, yani onun mesela doğrusuyla yanlışıyla gitmek istediği yola karşı durup hep onu doğruya itmeye çalıştın. Hep bildiğin yola itmeye çalıştın. Ama o yanlışı da kendisi yapmalıydı. Sürekli senin bildiğin doğru yoldan ilerlemek zorunda değildi. Düşe kalka bazı şeyleri o öğrenmek zorundaydı. Sürekli aman zarar görmesin, aman ben işte ona yardımcı olayım. Sürekli bunu yapmak zorunda değilsin. Düşecek, kalkacak, iyi olacak, kötü olacak. Onun doğrusuyla yanlışıyla onun yanında olmanı istedi. Fakat sen kendi doğrularınla bu ilişkiyi yönetmeye çalıştın. Bu şekilde bir ilişki yaşanılamaz arkadaşlar. Bu şekilde bir ilişki ayrılığa mahkumdur. Sen madem onun bu huylarından hiç hoşlanmıyorsun, madem işte onun normali olan şeylerden haz etmiyorsun, o zaman sevgili olma. O zaman ona bağlanmaya çalışma, onunla olmaya çalışma. Git sana daha uygun olan bir insanla ol. Benim doğrum bu, doğru birdir. İşte ben bu şekilde isterim, bu şekilde. O zaman ona göre bir insanla yaşa bunu. Niye başkasını ona çevirmeye çalışıyorsun? Neden onun dünyasını onu olduğu gibi kabul etmiyorsun? Neden senin kafandaki doğru olmak zorunda? Değil. Ve nefes aldığını hissedecektir. Eğer senin için doğru olmayan ve aynı şekilde sen de onun doğrusu değilsin, birbirinizi bu derece hırpalayıp sen onun gitgide çemberini daralttıysan ve özgürlüklerini iyice kısıtlattırmışsın gibi hissettirdiysen, bak yaptın demiyorum ama o öyle söylüyorsa zaten ağzıyla söyler sana. Sen beni çok kısıtlıyorsun, sen beni çok boğuyorsun diyorsa zaten sen farkında değilsin, belki de farkındasın. Onun çemberini daralttın ve o patladı, bu yani. Ve hissedeceği şey kesinlikle rahatlık olacaktır. Artık ben bu ilişkiyi istemiyorum olacaktır. Neden isteyeyim ki? Yani kendimi niye dönüp özgür olmadığım, istediğim şeyi yapamadığım, istediğim gibi konuşamadığım bir ilişkinin içinde niye olmak isteyeyim ki? Özlemeyecek. Çünkü her defasında o ağlama krizlerini hatırlayacak kendi. O üzüldüğü anları, senin onu anlamadığın anları hatırlayacak. Ve sana anlatmaya çalışacak hep ilişkide bunu. Bak yapma, böyle şöyle anlatacak. Ve sen hala yine bildiğini okuyacaksın. Yine bildiğin doğruya devam edeceksin. O hala üzülmeye devam edecek. Zaten o ilişki de seninle vedalaştı. Ayrılıkla vedalaşmadı. Zaten ilişkinizin içinde seninle vedalaştı erkek ya da kadın, kimse. Zaten senden sonra bir nefes aldığını hissedecek. Çünkü diyecek ki oh ya, istediğim yere gidiyorum, istediğim şeyi yapıyorum. Kimse bana karışmıyor, hesap vermek zorunda değilim. Bu ne ya, ben neymişim, ben zincirle bağlanmış gibiyim ya. Hani böyle oluyorlar. Haliyle özlemiyor. Neden özlesin ki? Özlemesi için ne sebep verdin ona? Kendi bildiğin doğrularla nasıl bir sebebi olmasını istedin ki? Aslında bu videoyla şunu vurgulamaya çalışıyorum. Bak, senin doğrun doğru olabilir.
Ama karşındaki insanın doğrusuna da saygı duymak zorundasın. Onun dünyası öyleyse ya onu olduğu gibi kabul edeceksin ve ufak tefek değişimlerle hayatına alacaksın. O da ufak tefek derken hani sen bir şey yaparsın, o bir şey yapar. Sen fedakarlık yaparsın, o da yapar. Dengede ilerlersin. Ama sürekli olarak senin istediğin şeylerle bir insan zaten senin hayatında bulunamaz. Senin doğruların oysa o zaman ona göre birisini bul. Yani senin doğrun neyse ona göre bir insanla ol, ona enerji harca, bunu harcama o zaman. Onu şimdiye kadar olduğu gibi kabul etmediysen şimdiden sonrasında da döndürmeye çalışma. Çünkü niye? Zaten seninle bolca yoruldu. Neden tekrar yorulmak istesin ki seninle? Yani bu tarz ilişki durumlarını geri döndürmek vakaları geliyor ilişki koşuluna. Ve ben tavsiye etmiyorum. Çünkü yani boşu boşuna yorulacaksın. Zaten 2 sene, 1 sene eziyet etmiş gibi olmuşsun. Karşı taraf eziyet görmüş. Yani senden yana. O yüzden bunu kurtarmak o kadar zor ki. Yani çok 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 küçük bir ihtimale oynayabiliriz. Bu ihtimalde de ilerlediğim danışanlarım var. Bazılarında başardım, bazılarında olmayınca da yine sonlandırdık danışmanlığı. Çünkü söylüyorum, diyorum ki bak buna da yapmadıysa, buna da tamam demediyse artık bitmiş yani. Bunun dönüşü yok diyorum. Yani sonra kozlarımızı oynuyoruz. Böyle bir durumda döndürülmesi çok zor vakalardan bir tanesi oluyor. Umarım bunu bu kadar yapmamışsınızdır. Umarım o çember o kadar daralmamıştır. Belki yine çemberi daraltmışsınızdır ama patlama noktası daha erken olmuştur. Belki yine özlüyordur, belki yine sevgi vardır. Bu uzun zamana yayıldıkça kurtarılması daha zor oluyor. Kısa zamana yayılırsa, yani uzun zaman dedi mesela 2 sene, 1 sene, işte 3 sene gibi uzun zamana yayılmış oluyor. Eğer ki 1 sene ve daha aşağısındaysa daha da kurtarılma ihtimali olabilir. Hatta 1-2 seneye kadar neredeyse evet kurtarılma ihtimali daha yüksek oluyor. 2 seneden sonra çok ciddi sıkıntı, yani ilişkiniz 2 sene sürdüyse, 1,5 sene sürdüyse belki bir ihtimal kurtarabiliriz. 3 sene ve sonrası çok 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 küçük ihtimal. Yani bu aslında senin kendini sorgulaman gereken bir şey. Sana bu kadar uymayacağına inandığın, sana bu kadar yakışmayacağına inandığın bir insana neden olmak istiyorsun ki? Yani bu budur aslında. Bir daha iki dediğimiz olay bu. Yani aslında sen onu kendi yanına tam olarak yakıştıramıyorsun. Onu olduğu gibi kabul etmiyorsun. Sen aslında onu olduğu gibi sevmiyorsun. Sen ona aslında aşık değilsin ki. Bir aşık olursan onun her şeyiyle seversin. Seçimleriyle seversin, arkadaşlarıyla, gitmek istediği yerlerle. Ona saygı duyarsın, ona göre davranırsın, alan tanırsın, özgür bırakırsın. O kadar da boğmazsın. Ama demek ki yani sen de o aşkı tam yakalayamadın. Ve şu anda gitgide kafanı ona taktın demek ki. Ve taktığın için daha çok olsun istiyorsun ama zaten oldurmayı başarsaydın bu kadar darlamaz, bu kadar bunaltmazdın. Yok ben yine de çok pişman oldum dersen bunu özel desteksiz yapabilmen çok zor, ben sana söyleyeyim. Yine bak diğer videolarımda söylüyorum. Videoyu uygulayın, hani olabilir, düzelebilir, toparlayabilirsiniz diyorum ama bu vakalarda, bu çok ağır olan vakalarda çok zor arkadaşlar. O yüzden destek almanız daha iyi olacaktır. Öyle yani bir insanı olduğu gibi sevdikten sonrasında ve yanında olduktan sonrasında o insanın size kucak açarak geldiğini görebilirsiniz. Senin yanında özgür hissetmeli, senin yanında çocuklaşmalı, senin yanında işte erkeksileşmeli, kadınsılaşmalı, böyle hani çok farklı olguları bir arada seninle birlikte yaşamalı. Ona hayatının en güzel ilişkisini vermelisin ki sadece senin için güzel olmamalı. Onun için de çok güzel anlar olması lazım ki o ilişki daha sağlam temellere dayansın. Eğer ki bunu tam olarak yapamadıysanız, o kökler daha aşağılara uzanmadıysa ne yazık ki o yıkılmaya mahkum olabiliyor. Ve kendine alakalı da sorgulaman gereken şeyler var bu noktada. Yani mükemmel insanı arama. Mükemmel insan diye bir şey yok. Sen de karşındaki insanı mükemmelleştirmek için sürekli tavırlarına odaklanmamalısın. Onu olduğu gibi evet sevebilirsin ya da olduğu tavırları kendi kafanda mükemmelleştirebilirsin. Bu tamamen senin bilincine ve bilinçaltına bağlı ve bu kontrol edilebilir bir şey. Benim anlayacaklarım bu kadardı. Senden sonra hiç hoşlanmadığın şeyleri yapıyor olması artık seninle alakalı bütün ilişkisini koparmış. Artık sensiz olduğu zamanın tadını çıkartıyor. Artık özgürlüğünü yaşıyor. Ve bununla mutlu. Gerçekten de kafasına takmıyor demek oluyor genel olarak. Yani %80, %90 umursamıyor zaten. Hani ne ayrılığı, ne seni, hiçbir şey umursamıyor. Ve boğulduğu için ilişkide bunu yaşamak istiyor zaten. Özlemeyecek mi? Genelde güzel zaman dilimleri yaşamaktan ziyade tartışmalı zaman dilimi yaşadıysan bunu özlemesi pek mümkün olmayacak. O yüzden gidip yarın bir gün başkasına da kanabilir, inanabilir. Çok kısa sürede sevgili de olabilir yani gayet.
çünkü seninle ilişkisinin bir sağlam temele dayanmadığının farkındadır. O yüzden şu anda özgürlüğünün tadını çıkartıyordur. Yani bu bir insan zihninde şöyle, ben hapisteydim, özgürleştim. O yüzden senin hiç haz etmediğin şeyleri yapmaya devam ediyordur. O yüzden senin haz edeceğin şeyleri yapan bir insanla olmanı tavsiye ederim. En kolay yolu da budur. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı desteklemek için katıl butonundan katılabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve istediğiniz bir video varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.